Kanalımdan ve mutfağımdan herkese sevgiler. Süt kaymağı biriktirerek tereyağı yaptım. Tereyağı yaparken çıkan bu sudan da lor elde ettim. Lor yapımının tarifini paylaşacağım. Tereyağım da çok bereketli ve çok lezzetli oldu. Tereyağı tarifini kanalımdan izleyebilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Linkine tıklayarak kolaylıkla izleyebilirsiniz. Şimdi lor tarifine geçebiliriz. Çıkan suyu bir tencereye alalım ve ocağa alarak altını açalım. Gördüğünüz gibi ısındıkça üzerinde beyaz bir tabaka oluşacak. Kaynama noktasına geldiğinde de üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ve yarım yemek kaşığı kadar kaya tuzu ekleyelim. Eğer elinizde kaya tuzu yoksa normal tuz da ekleyebilirsiniz. Kaynama noktasına geldiğinde soğuk yoğurdu eklediğimiz için sıcaklığı biraz düşecektir ama 1 dakika sürmeden tekrar kaynamaya başlayacak. Yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatacağız. Evet, kaynamaya başladı. Görüyorsunuz kenarlardan yavaş yavaş köpürmeye başladı. Arada bir karıştıralım ki bu aşamada taşma yapmasın. Gördüğünüz gibi lor ve su birbirinden ayrıldı. Suyu açık yeşil, sarımtırak bir rengi var. İyice yaklaşık 5 dakika boyunca kaynamasına müsaade edelim. 5 dakikanın sonunda altını kapatalım ve soğuyana kadar bekletelim. Daha sonra bir süzgecin içerisine ıslatmış olduğumuz temiz beyaz bir tülbenti koyalım ve loru süzelim. Ben sıcakken süzdüm ama siz zamanınız varsa eğer soğumasını bekleyin. Çıkan bu suyu da kesinlikle dökmeyin. Çorba, hamur işi gibi tariflerinizde kullanabilirsiniz. Ekmek, simit, poğaça, açma ya da bazlama yapabilirsiniz. Hem kolay kolay bayatlamaz hem de çok besleyici olacaktır. Şimdi tülbenti kenarlarından toplayarak ağzını bağlayalım. Eğer çok kuru olmasını istiyorsanız üzerine bir ağırlık koyarak 1-2 saat bekleyebilirsiniz. Ya da kuru olsun istemiyorum diyorsanız elinizle sıkarak istediğiniz yumuşaklıkta lor elde edebilirsiniz. Şimdi lorumuza bakın. Çok güzel bir lor oldu. Şöyle bir tartalım. Kaç gram çıkmış? 309 gram. Şimdi şöyle bıçakla keselim. Çok güzel oldu. Bakın çok kuru değil. Hatta esnek bir lor oldu. Çok güzel. Bunu da sigara böreğine yağlı peynirle karıştırarak kullanabilirsiniz. Ya da normal böreklerde ya da gözlemeler yapabilirsiniz. Çok nefis. Şöyle bakın. Çok çok güzel bir lorumuz oldu. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve size bir faydası olduysa kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beğen tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bir yorumunuz ya da sorunuz varsa ya da bir öneriniz varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Tap tariflerde kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.